Babası defnedildikten sonra ilk yaptığı savunmayı da babasına ithaf etti. E, tam olarak e, söylediği ifade... 10 derece çarpıcı olduğu için tekrar etmek istiyorum. Savunmamı okuma yazması olmadan alın teriyle 7 çocuğu yetiştiren babama, Tahir Usta'ya ve bütün anne babalara ithaf ediyorum dedi. Şimdi birazdan ekrana getireceğiz Selahattin Demirtaş neler söyledi ama e, Demirtaş neden babasının cenazesine katılmadı diye soran çok oldu. E, şöyle bir bakıyoruz haberlerde aynı iki cümle var. E, öncelikle iktidarın e, tavrını ve e, tutuklu diğer isimlerin. E, cenazeler konusunda karşılaştığı muameleyi protesto etmek için bu kararı aldı deniyor sadece. E, Gülten Kışanak başta olmak üzere. E, ama bugün e, daha fazlasını hatırlatmış Artı Gerçek'te Ali Duran Topuz e, yazdığı makalede. E, ben de onun aracılığıyla sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi önceki uygulamalara bakın diyor. E, 2017'de Aysel Tuğluk e, annesini kaybetti ve e, cenazeye geciktirildi Aysel Tuğluk. Orada defin için bekleyen, toplanan cemaat beklemek zorunda kaldı saatlerce. Sonra annesini toprağa verdi Aysel Toluk ve bir grup çıktı cenazeye saldırdı. Taşlandılar cenazeye katılanlar. Sonra 2019 yılında Silivri Cezaevi'nde hala tutuklu olan Selçuk Kozağaçlı kelepçeyle götürüldü babasının cenazesindeki Selçuk Kozağaçlı. ...yurt dışından kendi gelmişti. E, yargılanırken... ...kendi dönmüştü e, yurda. Böyle bir ismi... ...kelepçeyle götürdüler... ...babasının cenazesine. Ve tabii e, en çok konuşulan... ...geçen yılın Ağustos ayında... E, ...Gülten Kışanağ'ın... ...ablasının cenazesi oldu. Bir kere cenazeye giderken... ...yanına ne eşya ne de ilaçlarını... ...almasına izin verildi Kışanağ'ın. E, ve sonra... Tutulduğu Kandıra cezaevine götürülmek yerine bakın Kandıra nere, Elazığ nere, Elazığ hapishanesine götürüldü ve bir gece orada depo gibi karanlık bir yerde tutuldu. Dolayısıyla şimdi bugün Ali Duran Topuz da diyor ki. Elbette Diyarbakır'da kimse Tahir Bey yattığı yerden kaldırıp çıkarmayı aklından bile geçiremezdi ama Selçuk Kozağaçlı'ya takılan kelepçenin Selahattin Demirtaş'a takılmayacağını söylemek hiç mümkün değildi. Yine Selahattin Bey'e Gülten Hanım'a yapılan eziyetlerin yapılmayacağının da garantisini verecek kimse yoktu diyor. Ne yazık cenazeler üzerinden bunları bu soruları konuşuyor olmamız. Peki Demirtaş ne dedi savunmasında? Gelin izleyelim. <laughs> 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davası devam ediyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş savunma yapmayı sürdürüyor. Son savunmasını 31 Aralık'ta vefat eden babasına adadı. Demirtaş Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonuna Edirne Cezaevi'nden Segbis'le bağlandı. Mahkeme heyeti babasını kaybeden Demirtaş'a başınız sağ olsun dedi. Duruşmaya devam edilip edilmeyeceğini sordu. Demirtaş elimden geldiğince devam edeceğim yanıtını verdi. Seçeceğimiz gazeteciler sen öner savunmasını babasına ithaf etti. Sözlerine savunmamı emekçi Tahir Usta'ya, babama, onun şahsında tüm emekçi anne ve babalara ithaf ediyorum diyerek başladı. Kumpas davalarını teşhir etmeye devam edeceklerini belirtti. Bu davada en çok sorduğumuz soru nedendir? Neden bize bu kötülükler yapılıyor? Yıllardır bunları anlatıyoruz. Bize bu kumpas davasını hazırlayanlar ayaklarına dolaştı. Biz savunmalarımızla bütün bu kaosu atmaya çalışıyoruz. Bu karmaşayı yaratan biz değiliz. Bu dava bizi bilgeleştirdi. Bu acılar bizi bilgeleştirdi. Bu dava vesilesiyle kötülüğün kaynağını anlatacağım. Senin önceden verdiğin soruları ve önceden verilmiş... Demirtaş, Can Atalay'ın AYM kararına rağmen içer tutulmasına ilişkinde konuştu. Atalay üzerinden daha çok hak ihlali kararına uymayacaklarına yönelik mesaj verdiklerini dile getirdi. Demirtaş'ın savunması önümüzdeki günlerde de devam edecek. Mahkemenin 5 Ocak'ta tutukluluk incelemesini yapması bekleniyor. Sizin Elbette bu sadece küçük bir bölümü. Demirtaş'ın savunmasının geçen hafta pazartesi günü başlamıştı. Haberde de söylediğimiz gibi cuma gününe kadar bu savunma sürecinin devam etmesini bekliyoruz. T24'ten Murat Sabuncu, Demirtaş'ın mahkemede söylediklerinin bir bölümüne dikkat çekiyor. Yazısının o kısmını aldık sizlerle paylaşacağız. Demirtaş'ın duruşmasından izlenimler başlıklı. Diyor ki, Selahattin Demirtaş'ın... Beyne kazınan ön yargılarla ilgili anlattıkları dikkat çekiciydi ve Türkiye'de siyasetçilerin Türklük tanımı üzerine söyledikleri. Bazen herkes Türktür, bazen sadece Türkler Türktür. Bazen Kürtler Kürt'tür, bazen Kürtler yoktur. Bazen bütün dünya Türktür. Duruma göre, ihtiyaca göre değişen pragmatist Türklük tanımı yaratıldı diyor Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın savunmasını kimileri duymazlıktan gelecek ya da kimi cümleleri cımbızlayarak istediği gibi yorumlayacak, aleyhine kullanacak. Ancak Türkler ve Kürtler birlikte yaşamı ve barışı isteyenler birbirine kulağını ve yüreğini açmalılar. Beynimizin birbirine karşı oluşturduğu travmaları kim üretti, kim kaydetti, kim korkularımızı, öfkelerimizi kontrol edilemez aşamaya getirdi? Düşünmeliyiz diyor Murat Sabuncu. Evet işte bu yüzden bakın bu Kırmızı Çizgi programının başından beri aktardığınız kaç haberde durup şunu demek ihtiyacı hissettim. Durup bazı şeyleri hatırlamak, üzerine düşünmek lazım. Bize servis edilen açıklamaları, bize servis edilen fikirleri, onlar üzerinden öfkelenmeden, onlar üzerinden bir tavır oluşturmadan... Bazı şeyleri hatırlayarak sakin sakin gitmek lazım. Şimdi. E... Pek çok ismin cezaevinde olması üzerinden hukuksuzluğu konuşuyoruz. Selahattin Demirtaş onlardan yalnızca biri bakın kaç isim saydık az önce. Gülten Kışanak'la beraber Selçuk Kozaçlı'dan bahsettik. Gezi Tutsakları'ndan bahsediyoruz. Osman Kavala'dan, Can Atalay'dan, Mine Özer'den, Çiğ'den, Mater Tayfun Kahraman'dan bahsediyoruz. 28 Şubat davasında cezaevinde olan emekli generallerden bahsediyoruz. Yaş rağmen, hastalıklarına rağmen hala bir imza bekliyorlar aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diyoruz. Ve gazeteciler elbette. Bu hafta e, bir gazeteci daha demir parmaklıkları arkasına girdi. Gerçek gündem editörü Furkan Karabay. E, yeni yıla demir parmaklıkları ardında girdi. Üstelik kendi ayağıyla gitmişti karakola tebligat almak için. Yani e, kaçacak değildi Furkan Karabay. Barış Pehlivan bugün Cumhuriyet gazetesindeki yazısında unutmayın başlığıyla Furkan Karabay'ın durumuna dikkat çekiyor. Diyor ki bu yazıda Furkan'ın bir gün dahi içeride kalmaması gerekirken tutuklanmasının ne kadar hukuksuz olduğunu anlatmayacağım. Furkan gibi bir gazetecinin terör örgütlerine hedef gösterme gibi zul sayılacak bir ithamla cezaevine atılmasının ayıbını yazmayacağım. Fakat onu sorgulayan savcının şu cümleyi hiç de çekinmeden tutuklama gerekçesine yazmasını hatırlatacağım. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından 5 Ağustos 2023 tarihinde 5 Eylül özür diliyorum. HSK'ya gönderilen dilekçenin üzerinden 4 aya yakın bir süre geçti ve gündemden kalktı. Yani diyor ki bir Cumhuriyet Savcısı "Ey gazeteci, rüşvetmiş, para karşılığı uyuşturucu baronlarının cezaevinden çıkmasıymış. Adaleti cüzdanına tahvil eden yargı mensuplarıymış. Kimse bunları hatırlatmazken sana ne oluyor? Unut bunları yoksa tutuklanırsın." Bu da bize bu satırları okuyan herkese dert olsun, unutmayın emi demiş Barış Pehlivan. Evet, şunu da hatırlatalım: e, Furkan Karabay son dönemde yargıdaki çürümeye dikkat çeken haberleriyle parlayan bir gazeteci meslektaşımız ve e, bu kez cezaevine girmesine neden olan haberi de tamamen duruşma tutanaklarına dayanıyor. Yani bir yorumu yok, çarpıtması yok. Duruşma kayıtlarını haberleştirdiği için şu anda cezaevinde ve Dicle Müftüoğlu cezaevinde olan bir diğer gazeteci meslektaşımız. O da yaklaşık 8 aydır ceza.